Merhabalar, çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir evrensel trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam kıymetli konuğumuz, trafik güvenliği mühendisi Sayın Metin Aksoy Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım. İyi yayınlar. Biz bugün trafikte karayollarında seyrederken gördüğümüz şerit çizgileri, levhalar, yol ayırıcıları, bizim uyarıcılarımız ve hız limitleri, karayollarının birbirinden değişen özellikleri, yani karayollarını bir bütünüyle, karayollarında gördüğümüz ve kurallar içerisinde yaşadığımız o dilimin bütün detaylarını Metin Bey'den öğreneceğiz. Tekrar hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim bir kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Adım Metin Aksoy. Kamuda mühendis olarak çalışmaktayım. Trafik güvenliği işleriyle yaklaşık olarak 15 yıldır iştigal etmekteyim. Ulaşım sektöründe trafik güvenliği işlerinin yürütülmesi noktasında çok değişik deneyimlerimiz vardır. Bu konuyla alakalı inşallah tecrübelerimizi sizlerle, vatandaşlarımızla paylaşmayı memnuniyetle bekliyoruz inşallah. Biz çok teşekkür ederiz. Biz bu akşamki programı sizi bizle buluşturan, bu akşamki programımızın mimarı Karayollar Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Mevlüt Karalp Müdürümü buradan saygıyla selamlıyor. Şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. O size bu noktada çok güveniyor. Sizin uzmanınıza. Ve biz uzun zamandır bu programı planlıyorduk. Çünkü insanlarımız yolda gördüğümüz levhaları okumayı biz bilmiyoruz bir noktada. Hani bunların hepsini öğrendik ettik ama gelen çeşitlilikler, yenilikler ve son güncellemelerle beraber sizden bugün hepsinin bilgilerini alacağız inşallah. İnşallah. Çağrı Bey. Evet, sizinle aslında ortak bir konumuz var. Ben sürücü kursu işletmesiyle uğraşıyorum, eğitim sektörü. Evet. Tabii ki biz kendi kursiyerlerimize, bütün sürücü kurslarına da buradan selam olsun. Buradan ayrıyeten Karayolları Bölge Müdürümüze de selam olsun. Levhalarımız var. Levhalarımız 2011-2012'de o taşıt sollamada işte iki araç siyahta birinde çizgi vardı. Kalktı, evet. Kırmızı oldu. Hala bunu bilmeyen bir topluluğuz. Ve hayatımıza sonradan giren yeni yeni levhalar var. Mesela Sivas Caddesi'nde tabii ben biliyorum ama Sivas Caddesi'nden işte Tuna tarafına dönerken cepli bir dönüş var. Orada bir levha var. Bunun anlamı ne diye bilmeyen çok insan var. Şimdi yeni yeni alışıyorlar. Bu noktada tabii ki sizlerin de fikirlerini alacağız. Tekrardan hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk. Ben bir soru sormak istiyorum size. Trafik işaretlerimiz var. Evet. Bu işaretlerimiz neye göre belirleniyor? Şekilleri kaça ayrılıyor? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Trafik işaretleri ülkemizin de taraf olmuş olduğu uluslararası sözleşmeler içerisindeki trafik işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi kapsamında Viyana'da 1968 yılında imzalanmış olan bir anlaşmaya dayanıyor. Bu anlaşmaya göre tüm karayollarında uygulanacak olan işaretleme standartları belirlenmiş, uluslararası düzeyde yayınlanmıştır. Bu konuyla alakalı da Karayolları Genel Müdürlüğümüz buna dönük, buradaki işaretlemelere dönük bir yayın yayınlamıştır, bir kitap yayınlamıştır. Burada tüm işaretlemeler uluslararası standartlara göre yayınlanmış ve bütün kurum ve kuruluşlar bu yayından istifade ederek yollarda işaretlemelerini buna göre yapmaktadırlar. Buradaki tüm şekiller, oradaki görülen figürler vesaireler bu uluslararası anlaşmaya dayalı olarak uluslararası standartlarda belirlenen şekil ve simgelerdir. Bunun dışında bir şekil ve simge trafik işaretleme standartlarında kabul görmez, yeri de yoktur. Teşekkür. Evrensel yani bütün. Evrensel tabii, tabii ki. Tabii canım, bütün dünyada. Mesela dur levhası. İşte en basit örneğin bir tanesi yani. Her dil, her yerde farklı dil içerebilir. Evet. Dur ama işaret evrenseldir. Yol ver her yerde evrenseldir. İşaretin dediğiniz gibi geometrisi evrensel. Ama içerisindeki tabii ki yazı, kullanılan dil. Her ülkenin diline göre farklılık göre gösterir. Kiminde stop oluyor, kiminde evet. Dur oluyor. Dur oluyor, doğrudur. Bu da yolun özelliklerine göre ve bulunduğu coğrafi bölgeye göre de değişiyor galiba değil mi? Bizim hani karayolları, işte otoban vesaire bu noktada renklerinden vesaire. Şimdi onunla alakalı şöyle bir şey var. Bizim standart dediğimiz levhalarımız var. Bu standart levhalarımız T grubu, TT grubu, bilgi grubu levhalarımız.
panel grubu levhalarımız aynı zamanda. Bunların içerisinde standart levhalarımızda bir değişiklik olmuyor. Sadece değişiklik şöyle olabiliyor. Yolun standardına, statüsüne göre burada kullanılan levhaların, ebatlarında bir seçimlerinde bir değişiklik olabiliyor. Bunun da nedeni hızla alakalı bir durumdur. Yani dur levhası yine farklı statüdeki erişim kontrolü olsun, devlet yolu olsun, il yolu olsun buralarda kullanılır ama burada ebat noktasında bir değişiklik arz edebilir. Sizin demek istediğiniz şu, yollar statü kadarıyla, olarak hani tam yerine gelmiş. Evet. Kaça ayrılıyor? Kaç bunun evet, neye göre oradan değişiyor? Hareket ederek şöyle diyebiliriz. Yollar statü olarak yaklaşık olarak bir dörde ayrılıyor. Bunlardan birincisi erişme kontrollü otoyollar dediğimiz halk arasında ücretli yol olarak bilinen yollarımız. Buraların standartları farklıdır. Buralarda insan, yaya, motorlu, motorsuz sürücüler vesaire bulunmaz. Kavşak bildiğimiz anlamda kavşaklar olmaz. Burada sürücü dış etkenlerden büyük oranda arındırılmış olarak seyreder trafikte. İkinci yollarımız bizim devlet yolları dediğimiz yollarımız. Burada trafik işaretleme anlamında şu noktaya da değinelim. Otoyollarımızda trafik işaretlerinde kullanılan renkler farklı. Burada kullanılan renkler yeşil renk. Bir devlet yolundan otoyoluna geçerken veya otoyol üzerinde seyrederken buradaki levhalar üzerindeki mesafe levhalar olsun, kavşak içerisindeki yön bilgi levhalar olsun bunların üzerine yeşil üzerine kullanılır, yeşil zemin üzerine kullanılır. Bir devlet yolundan otoyola geçerken mavi zemindir devlet yolundaki levhanın zemini. Buradan yeşil zeminle otoyola geçtiğimizi anlarız. Sürücüler de bu şekilde otoyola geçtiğini bilebilirler. Otoyolu işaret eden levhalarda yeşil mi oluyor noktada karayolu üzerinde? Karayolu üzerinde devlet ya da il yolu otobana üzerinde. Otobana ulaşmak için biz yeşil levhaları mı takip edeceğiz? Yani? Şöyle tam ayrım noktalarında oluyor bu levhalar. Daha öncesinde olmuyor. Mesela devlet yolundan otoyola ilk ayrılan kavşak noktasındaki yönlendirme bilgi levhalarında mavi zemin üzerinde yeşil zeminle çıkış veriyor sürücüye. Bu noktada bilgi levhaları. Buradan anlıyoruz biz. Daha önceki kavşaklarda bu belirtilmiyor. Daha önceki kavşaklarda devlet yolu statüsü olduğu için mavi zeminle o bölge işaret ediliyor ama ayrım noktasında tam veriliyor sürücüye bu bilgi. Bu yollar genelde yerleşim yeri ve dışına göre mi dağılımı yapılıyor? Bu yollar hayır. Yerleşim yeri ya da yerleşim yeri dışı olarak yapılmıyor. Yerleşim yerinden de yerleşim yeri dışından da geçebilir bu yollar. Hmm. Burada yerleşim yeri içerisinde geçerkenki hız limitleriyle alakalı durumlar. İşte biz orada yani en çok endişe onu, benim en çok istediğim noktalardan bir tanesi bu. Hem EDS hani bir onunla alakalı bilgi isteyeceğim ve biz hani seyir halinde gidiyoruz. Hani bizde evet. O hızın neye göre ayarlayacağımızı yerleşim yerlerinden bir hani yoldan yola geçerken birbirine göre değişim gösteriyor. Tabii ki evet. Bununla alakalı ben o seyircilerimize bu kulağına küpe olsun hepsinin de. Evet. Çünkü farkında olmadan arkamızdan sürpriz bir ceza geliyor. Evet yani. Doğru. Bu konuda şöyle yerleşim yeri içerisinde ve yerleşim yeri dışarısında hızlar belirlenmiş durumda. Yerleşim yeri içerisinde bizim şehirler arası çift yönlerde çift yön dediğimiz burada yanlış anlaşılmasın. Gidiş geliş olarak düşünelim biz bunu. Vatandaş genelde iki yönlü yol olarak vatandaşımız böyle bilir ama iki yönlü yol değil. Burada çift yönlü yol olarak tabiri, evet. Teknik tabiri böyledir. Yani hem giden hem gelen aynı yol üzerindedir. Ortada bir ayrıcı yoktur. Bu tarz yollarımızda ve bölünmüş yol dediğimiz 2003 yılında başlayan bölünmüş yol hamlesiyle ülkemizde çok güzel noktalara geldik. Bölünmüş yollarımız epey bir artmış durumda. Dolayısıyla buralardaki hız limitleri de değişmiş durumda. Bölünmüş yollarımız ortada bir ayrıcıyla, fiziki ayrıcıyla giden şerit ve gelen şeritlerin birbirinden ayrıldığı yollardır. Bu yollardaki hızlar farklı. Otoyollarda hızlarımız farklı. Otoyolların yap işlet devletle çalıştırılan, işletilen kesimleri var. Bu yollarda da İşletme hızlarımız farklı bizlerim. Burada yerleşim yeri içerisinde bütün yol statülerinde değil, otoyol dışındakilerden bahsediyorum. Hızımız 50 km saattir. Aksine bir karar alınmamışsa İl Trafik Komisyonu ya da UKOME tarafından
Buralarda hızımız 50 km saattir. Buraların 50 km saate düştüğünü nasıl anlıyoruz? Meskun mahalle levhasını gördüğümüz zaman burada hızın 50'ye düşmüş olduğunu anlayacak sürücümüz. Eğer ki orada aksine bir işaretleme varsa, hız artırılmışsa, bu ayrıca sürücüye bilgi olarak meskun mahalle levhası ile birlikte veriliyor. Evet. Bunun dışında, yerleşim yeri dışında da yolların hızlarından bahsedelim. O da, evet. Onu da es geçmemiş olalım. Şehirler arası çift yönlü yollarımızda, yani gidiş geliş dediğimiz, ortadan herhangi bir ayrıcıyla ayrılmamış yollarda. Bir yandan da yolları ekrana vermeye başladılar. Evet, yolların fiziki bir ayrıcıyla ayrılmamış, gidiş geliş, evet, çift yönlü dediğimiz yollarda, şehirler arası yollarımızda hızımız otomobiller için 90 km saat. Meskun mahalle dışına çıktığımız zaman 90 km saate göre hızımızı ayarlayıp o yolda o şekilde gideceğiz. Yasal hız limitimiz orada. Bölünmüş yollarda, orta ayrıcıyla birbirinden gidiş ve geliş şeritlerinin ayrıldığı yollarda hızımız 110 km saat. Yine yerleşim yeri dışında bu da. Otoyollarımızda, otoyollarımız erişim kontrollü yollar diye de geçer teknik olarak. Buralarda yap işlet devret modeliyle işletilen yollarımızda 140 km saattir. Diğer bizim kamunun otoyollarında 130 km saattir. Bunlar tabii ki binek araçlar için geçerli, evet, olan hız limitleridir. Bu konuyla alakalı aydınlatmam gereken bir nokta varsa yine sorabilirsiniz kafanıza bu takılan. Bu otoban giriş çıkışlarında, otobana girdikten sonra hani, evet, girişle çıkış arasındaki hız ve zaman saati hesaplaması yapılıyor mu? Evet. O uygulama... Hepimizin merak ettiği bir şey yani. Her, evet, otobana girdiğimizde hani o, tabii, hızı ayarladık, yani girdiğimiz saat işte çıkış, evet, hesabı yapılıyor mu? Evet. Sonuçta orada kameralar var, sistem var. İlla ki yapılıyordur diye düşünüyorum. Evet, yol eşittir hız çarpı zaman hesabından, evet, hepimizin bildiği yapılan basit bir hesaplama XVT aslında bu. Yani aracın giriş zamanı bellidir. Girdiği nokta bellidir. Koordinatı bellidir. Çıktığı koordinatı ve zamanı belli olduğu için arada geçirmiş olduğu zaman da ortaya çıkıyor otomatik olarak buradan. Dolayısıyla aracın burada ortalama bir hızı hesaplanabiliyor. Bu modelle şu anda otoyollarımızda ve bazı devlet yollarımızda da başladık. Uygulanıyor, evet. Uygulamaya başladık. Bununla alakalı kameralara yaklaşımlarda devlet yollarımızda, otoyollarda yok ama otoyollarda zaten otomatik olarak bu yapılıyordu. Bu biliniyor kamu tarafından. Kamuya açıklanmıştı. Devlet yollarımızda da bununla alakalı kameraların girişinde bilgilendirme levhalarımız mevcut. Ortalama hız tespiti diye. Bu ortalama hız tespitinin ne kadar mesafe boyunca devam ettiği de altında panellerle belirtilmiş durumda. Erciyes'ten inerken olan yer gibi, yani bir dilim var orada. Evet, ora gibi. Suat tesislerinin orası. Evet, Hisarcık'ta da var. Şu anda bizim devlet karayolu üzerinde de Ankara yolunda var. Ama otobanlarda, bu atıyorum Mersin otobanı vesaire, evet, yani bu şeyler arası otobanlarda bu hız hesabı zamana göre ayarlanıp, kontrol edilip ona devlette göre de eğer... yapılıyor. Bu. Tabii bu otoyollarda zaten uzunca bir zamandır yapılıyordu. Geçmişten epeydir uzun bir zamandır yapılıyordu. Devlet yollarımızda da yakın bir zamanda başladı bu uygulama. Burada amaç şu, sürücünün hani noktasal olarak hızı düşürmesi değil de genel olarak ortalama bir hızla, yasal hız limitine yakın bir hızla seyretmesini zorlamak, o hızla seyretmesini işte teşvik etmek veya arada dinlenmesini sağlamak noktasında bu şekilde bir uygulamaya geçilmiş durumda. Bunun da çok faydalarını gördük kaza noktasında, kazaların azalması noktasında. Çok yararlı bir uygulama oldu. Bir soru daha soralım. Türkiye'mizde yollar var. Statü gereği de bu yolların kaç ayrıldığını merak ediyoruz. Hani yollar. Evet. Eskiden tabii navigasyonlar, elektronik cihazlardaki navigasyonlar olmadan önce çocukluğumuzda her yıl, özellikle yılbaşına doğru değerli büyüklerimiz, biz o zamanlar çocuktuk, kırtasiyelerden, birçok yerden haritalar alınır. Uzun yola gideceği zaman arabanın içinde yardımcı, işte yanında oturan kişi açar, şuradan gidersen daha kısa olur falan denirdi. Hı. Tabii bu yollar kaç aylık? Bu yolları birbirinden nasıl ayırabilir? İşte E5 ile ne bileyim normal bir yol nasıl ayırabilir? Bunlarla ilgili bir size sorum olacak. Tabii ki. Yollarımız, biraz önce de aslında üzerine değinmiştik. Yine üzerinde duralım.
otoyollar, erişme kontrollü yollar olarak, uluslararası yollar, E90, E5 gibi, devlet yolları, il yolları ve belediye veya il özel idare yollarının yolları olarak bu şekilde sınıflandırılabilir genel olarak. Otoyollar erişme kontrollü, az önce de bahsettiğimiz gibi otoyolun üzerinde sürücünün dış etkenlerden mümkün olduğu kadar arındırıldığı ücretli bir yol statüsüdür burası. Dolayısıyla burada sürücü daha güvende, daha seri bir şekilde yan kavşakların olmadığı, insan faktörünün, yayanın olmadığı, işte başka bir yabani hayvanın veya ehli hayvanın olmadığı, işte motorlu motorsuz araçların olmadığı bir güzergahtan, temiz bir güzergahtan seyrettiği yoldur. Uluslararası yollar dediğimiz yollar vardır. Bunlar E90, E80, E5 gibi Avrupa'yı, Avrupa'dan gelip Türkiye'de devam eden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya yollara bağlanan, Avrupa yoluna bağlanan yollara da E statüsüyle, üzerinde zaten levhalarımızın E yazar, E90, E5 şeklinde, E88 şeklinde. Bu şekilde yollarımızda, ya bu yollar devlet yolu da olabilir, il yolu da olabilir. Genel olarak devlet yoludur. Aynı zamanda devlet yolu statüsündedir ama uluslararası yol olarak da uluslararası kesime de hitap eder bu yollar. Biz bu yollar içerisinde herhangi bir arıza ya da kaza yaptığımızda, biz yine normal yolu 112 polis ambulans olarak mı çağıracağız, yoksa o yol içerisinde farklı bir numara aramamız gerekiyor mu? Şimdi 112 zaten genel olarak ülkemiz içerisinde her noktadan ulaşılabilecek ve karayollarına da ulaşılabiliyor 112 ile. Ama karayollarının 159 gibi bir hattı var ama o daha ziyade yol üzerindeki, hani yoldaki karşılaşılan sürücünün, yani yolda meydana gelmiş işte bir hayvan ölüsü olabilir veya bir kaza olabilir vesaire olabilir veya bir serbest malzeme dökülmüş olabilir. Bununla alakalı karayollarına ulaşıp buradaki sorunun giderilmesiyle alakalı talebini, şikayetini veya isteğini iletebileceği bir hattır. Şöyle bir şey var. Kazaların olduğu noktalarda tabii ki 112 ile irtibata geçiyoruz. Oradan işte polis merkezi, ambulans, afat, itfaiye, bütün hepsine ulaşım sağlanabiliyor. Ama biz o zaman burada çok güzel bir noktaya değindik. Bir farkındalık yaratalım bütün seyircilerimizden. Bu çünkü çok önemli. Kendileri de o anda bir, hani biraz önce dediğiniz gibi, bir hayvan ölüsü ya da yolda bir bozulma, bir toz toprak dökülme ya da önden başka bir araçtan bir düşen bir cisim olabilir. Bir araçtan yağ dökülmüş olabilir, bir cisim düşmüş olabilir tabii ki. Biz bununla alakalı sorumluluk addediyoruz ve derhal 159'a evet, bilgi veriyoruz. Bilgi veriyoruz biz, ve oradaki problemin derhal çözülmesini sağlıyoruz. Evet, biz o noktada 365 gün 24 saat resmi tatillerde, dini, milli tatillerin hepsinde hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz o şekilde çalışmakta, mutlaka müdahale ediyoruz o noktalarda. Vatandaşımızın o tarz taleplerini çünkü yerine bu getiriyoruz. Bizim arkamızdan gelen başka bir araç için hayati tehlike taşıyan bir kazaya sebebiyet verebilir yani. Evet, kesinlikle öyle. Bu noktada 159 hattının tüm vatandaşlarımıza bilinmesi güzel olmuş olur. Dolayısıyla burada daha kısa sürede, tabii ki 112 hattı üzerinden de bize o ihbarlar gelir ama 159'da direkt bize ulaşmış olur vatandaşımız. Dolayısıyla biz daha kısa sürede aksiyon alıp o noktaya hızlı bir şekilde intikal edip o sorunu gideririz. Tamam, bunu tekrar toparlayalım. Biz seyircilerimize buradan bir farkındalık yaratalım, bir kulaklarına küpe olsun. Karayollar üzerinde seyir halindeyken yolda herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde ne yapıyoruz? 159'u arayarak o yoldaki olumsuzluğu bildiriyoruz. Peki bunu bildirirken hangi tabelada, benim tam geldiğim size ben atmıştım ya, ben bu tabelayı istiyorum diye. Dün Bünyan'dan gelirken yolda resmini çektim. Yerimizi nasıl tarif edeceğiz? Yerimizi nasıl tarif edebiliriz? Celal Bey, şu bir rejiden isteyelim, o en son attığım bir tane vardı ya, 38 diye başlayan. Benim hep merak ettiğimdi, hani ben evet, öyle diyeyim, insanlar tarafından, bizim eksperlerimden de geçen dediler ki o tabela bizim için o kadar önemli ki dediler. Hani evet, biz aslında her gün baktığımız, gördüğümüz o tabelanın ne işe yaradığını bilmiyoruz. Evet. Biz onu okumayı, o gün Mevlüt Bey bana okudu, anlattı bu böyle bu böyle diye, ama çok güzelmiş evet, aslında çok önemli bir tabelaymış. Şimdi sizden onu isteyelim biz. Dediğiniz tabela kontrol kesim levhası olarak belirtilen bir levha. Evet, şimdi ekranda. Bunu çar ve her gün görüyoruz yolda. Yani belli evet, aralıklarla evet, yolda var. Ama bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Bu birincisi
Üzerindeki rakamlardan 38 diyelim, burada örnek olarak bunu kullanalım. Kayseri ilini belirtiyor. Tamam. Kayseri ilinin belirttiği gibi aynı zamanda il yolu olduğunu belirtiyor buranın. Hani biraz önce konuşmuştuk ya, statüsü neydi yolun diye konuşurken. Buradan vatandaşımız baktığı zaman 38'in bir il yolu olduğunu, Kayseri iline ait olduğunu ve bulunduğu 38'e ait 51 no'lu yolun olduğunu buradan görüyor. 51 orada, 51. sırada işte tespit edilmiş olan bir il yolu Kayseri ili içerisinde. 35 de alttaki 0-35 de 35. kilometre. Yani bizim karayolları haritası da, bu Karayollar Genel Müdürlüğümüzün içerisinde de vardır bu. Türkiye'deki tüm karayollar, devlet, il, otoyollar da bulunduğu bir haritada 38'e 51 yolu bellidir. Biz oranın hangi yol olduğunu biliriz harita üzerinden. Biz o noktaya intikal ederiz. Bu zaten trafik kazası tespit tutanaklarında da, vatandaşlarımızın karışmış olduğu kazalarda da belirtilen bir koddur. Dolayısıyla kazadan sonra da kullanılabilen bir levhadır bu. Dolayısıyla burada 38-51 gözüküyor ama burada mesela 260'a 10 olduğunu düşünelim buranın mesela. Böyle bir durumda buranın bir devlet yolu olduğunu anlıyoruz. Şimdi devlet yollarımız, il yollarımızın statüsünde bu şekilde vatandaşımız şey yapabilir. Biz bu levhayı okuduğumuzda bu herhangi bir kaza olabilir ya da bir rahatsızlanmış olabiliriz. Acil ambulans çağıracağız, itfaiye çağıracağız, polis çağıracağız. Kolluk kuvvetlerimize durum bilgisi verirken biz bu levhanın üzerine okuduğumuzda böyle tık diye gelip bizi buluyorlar. Tabii ki bulabilirler. Tarif etmeye gerek yok. Çünkü atıyorum bir Bünyan yolundayım, Pınarbaşı yolundayım, nasıl tarif edeceksin? O zaman biz bu levhayı direkt okuduğumuz zaman bizi nokta atışı gelip hemen ya olduğumuz yerden tespit ederler. Tabii bulabilirler. Bunun için bu seyircilerimize ben bunu özellikle iletmek istiyordum. Bunu tam bir daha alalım. 38 Kayseri 51, 51. yolu, altındaki de 0-35'te 35. kilometresi. Evet. 38'e 51'in 35. kilometresi noktasal olarak. 35, bunlar zaten kilometrede bir tekrar eder. 34 veya ileri doğru, geri doğru, bunların yönüne doğru değişebilir bu. Karşı tarafta bu farklıdır. Burada mesela 300'e 17'nin 0-31. Yani 31. kilometresi burası. 31-32 diye devam eder. Geride 30 diye, 29 diye geriye doğru da devam eder. Hiç yol tarif etmeye uğraşmamıza gerek yok. Direkt burada tabeladaki numarayı okuduğumuzda. Tabii mesela Kayseri Sivas yolu 317 veya Kayseri Ankara yolu 216, 215 gibi diye edebiliriz. Evet. Yanında da şu kilometre noktasını belirtmek açısından bunu gördüğümüz zaman rahatlıkla söylediğimizde konumuz ortaya çıkar. Evet, bunu hepimiz görüyorduk yolda ama bundan sonra herkes daha dikkat edecek yani, böyle eminim. Buna bir farkındalık yaratmak güzel oldu. Çünkü evet, biz özellikle sigorta eksperlerimiz bu noktada, ben eksperim bana dedi ki bizim için o çok önemli dedi ya. Biz dedi bütün olaylara dedi o noktadan gideriz. Tabii. Şimdi mesela biraz önce 38'e 51 gördüğümüz levha vardı. Orada mesela hızın otomatik olarak orada çift yönlü yol olduğunu da anlayabiliriz. Çift yönlü olmayabilir orası ama il yolu olduğunu fark ediyoruz. Çift yönlüyse orada hızın 90 olduğunu, yani gidiş geliş bir yolsa karşılıklı arada bir ayrıcı yoksa 90 kilometre olduğunu da anlayabiliyoruz. Aynı şekilde otoyollarda da O şeklinde bir seriyle devam eder bu. Otoyollarda da aynı mantıkla kilometre tespit edilebilir. Sor Kazım hocam, sen sor. Şimdi bizim bu yollarda gördüğümüz levhalarda biz şimdi şeyi öğrendik. 50 kilometreden 90'a, 90'dan işte 110-120, zaten bunun ortalama bir %10 toleransımız var herhalde. Yani geçiş noktası hız limitlerinde, için. Evet. Hız limitlerinde %10 gibi. O yani da önümüzdeki aracı sollamak. Öyle bir çünkü alışkanlığımız var. Biz onu kullanıyoruz yollarda. Yani şimdi kullanıyoruz ama yani öyle resmi bir şey yok. Ama orada hani makinenin yanılma payını düşünerek sanırım emniyet işte trafik zabıtası uygulamasında o toleransı gösteriyor. Olabilir. Sonuçta bunlar cihaz olduğu için vatandaşımıza hani o noktada bir tolerali ölçüm yapıyor. Bir de bizim otobanlarda şimdi biz mavi levha karayolu dedik. O yeşil otoban yolları. Evet. Sarı ve kahverengilerimiz de var, evet, gördüğümüz. Bunlar neyi ifade ediyor? Şimdi mavi levha şöyle diyelim. Yeşil levha otoyollarda kullanılan levhalarımız, doğrudur. Mavi zeminli levhalarımız diyelim.
Bunlar tabii levhalardan bahsederken şöyle, biraz önce bahsettiğim gibi bir T grubu, TT grubu, B grubu levhalarımız var. Bunlardan biz B grubu bilgi levhalarından bahsediyoruz şu anda. Diğer standart levhalarımız her yerde aynı. Bütün statülü, diğer farklı statülü yolları da hepsi aynı. Tek farklılıkları ebatlarında olabilir. Yani siz dur levhasını veya yol ver levhasını veya ehli hayvan çıkabilir levhasını, otoyolda da aynısını kullanırsınız. Devlet ve il yolunda da veya belediye yolunda, il özel idare yolunda da aynısını kullanırsınız. Ama belki burada otoyolda daha büyük ebatlı kullanılır. Nedeni de hıza bağlı olarak sürücünün algılaması için, kaçırmaması için, okuması için. Çünkü hız arttıkça levhayı okuma oranı o şekilde düşmektedir. Dolayısıyla orada levha ebatı biraz daha büyük olunca sürücünün algılamasını artırıyor. Burada bilgi levhalarından yeşil levhalar, dediğimiz gibi otoyollarda kullanılan levhalar bilgi levhası anlamında. Mavi levhalar devlet ve il yollarında kullanılmakta. Beyaz zeminli levhalar da belediye, il özel idaresi yollarında kullanılmakta. Biz şimdi kuzey çevre yolunu düşünecek olursak, Kayseri'nin kuzeyinden geçen devlet yolumuz burası. Karayollarına ait bir yoldur burası. Mavi zeminli levhalar vardır kavşak noktalarında. İşte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin bulunduğu kavşak olsun, işte Erkilet kavşağı olsun. Bu noktalardan karayollarından sürücümüz ayrılır. Şehir merkezine doğru gitmek istediğinde. Dolayısıyla bize orada şöyle bir durum ortaya çıkar. O levhadan üzerinden biz beyazla çıkış yaparız. Üzerinde, mavinin üzerinde ikinci bir zemin oluşur. O beyaz bir zemindir. Belediye yoluna geçtiğini oradan sürücü fark edebilir. Yani ben karayolundan çıkıyorum, belediye yoluna ya da il üzeri idare yoluna geçiş yapıyorum. Yani farklı bir statüde yola geçiş yapıyorum diyebilir. Onu fark edebilir levhalar üzerinde rahatlıkla. Yine mavi ise devlet yolundan çıkıyor, yine bir devlet yoluna giriyor veya il yoluna geçtiğini hissedebilir. Aynı şekilde maviden yeşile geçerken otoyola geçtiğini düşünebilir. Yeşil üzerinde mavi zemin tekrar üzerinde yazıyla bilgi levhası verildiğinde burada da otoyoldan devlet yoluna geçtiğini sürücümüz algılayabilir. Bir de sarı ve kahverengilerimiz var değil mi? Evet, sarı levhalarımız yapım bakım onarım sahalarında kullanılan, sürücünün dikkatini daha celbetmek için kullanılan, sarı farkındalığı artırmak için. Çünkü yapım bakım onarım sahaları normal yollarımıza göre, bu kesimlerden geçen yollarımızda bir yapım bakım onarım çalışması olduğu için buralarda daha sürücü dikkatli olsun diye mavi zeminli bir levha, pardon özür diliyorum, sarı zeminli bir levha üzerinde standart levhalarımızı o şekilde göstererek sürücünün farkındalık noktasında daha dikkatli olmasını sağlamaya çalışıyoruz burada. Bu farklı bir uygulama, sarı zemin uygulaması. Her yerde kullanılır, statüsü yoktur bunun. Sadece yapım bakım onarım sahası noktalarında kullanılır, diğer noktalarda kullanılmaz. Yeşil zeminli, kahverengi zeminli kahverengi olanlar da, evet, onlar da turistik mahalle levhaları. Yani burası bir turistik mahalle gibi. Kapadokya bölgesi gibi. Müzeler işte veya kültürel müze noktaları, yerleri. Evet, Kültepe gibi, işte Erciyes gibi turistik mahalle levhalarıdır. Buradan bir turistik noktaya ulaştığını sürücümüz bilgi levhası üzerinde kavşak noktasında bunu fark edebilir. Şimdi sizin uzmanlık alanınıza gelelim tam olarak. Biz trafik güvenliği. Trafik güvenliği ne demek? Biz kendimiz bireysel olarak ve toplumsal olarak bunun neresindeyiz? Buna kendimiz bireysel olarak ne katabiliriz? Sonra grup seyir halinde, yani toplu taşıma içerisinde, yani seyir halinde diğer araçlar arasında da biz nasıl bir sorumluluk atfetmeliyiz? Trafik güvenliği dediğimiz zaman bu çok geniş bir kavram oluyor. Bunun içerisinde eğitimden tutun da yoldaki işaretlemelere kadar, sürücü kurslarında alınan eğitimlere kadar, işte sürücülerin bunlarla ilgili sahadaki deneyimlerine kadar birçok şeyi kapsamaktadır. Burada trafik güvenliği noktasında baktığımız zaman, mesela elimizdeki verilere baktığımızda, kaza verilerine, meydana gelen kazaların birçoğunun insan faktörlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık şu noktayı geçmiş durumdayız. Yani yollarımız iyi bir standartta, işaretlerimiz hepsi mevcut, hepsi zamanı geldiğinde yenilenmekte. Yalnız buna rağmen kazalar oluyor, meydana geliyor ve bu kazaların neden meydana geldiği noktasında emniyet verilerine vesaire baktığımızda burada sürücü faktörünün çok fazla olduğunu görüyoruz. İnsan faktörünün daha doğrusu. Dolayısıyla trafik güvenliğinde en önemli unsurlardan,
unsurların başında sürücü geliyor. Şimdi sürücü 2023 verilerine göre %89 oranında kazalarda kusur oranına sahip. Yaralanmalı ve trafik ölümlü trafik kazalarında %89 sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Bunun anlamı şudur, sürücü noktasında, sürücü profili noktasında bir inceleme yapılması gerekiyor. Yani sürücülerimiz nasıl kurallara riayet etmeli? Sadece kurallara uysa bile kendisinin uyması yeterli mi? Çevresel diğer faktörler buna ne kadar etkili? Yani trafiğe çıktığımız zaman karşıdaki sürücünün de bize etkisi oluyor. Dolayısıyla biz kendi aracımızı sürdüğümüz gibi karşıdakini de bir yerde sürüyoruz aslında. Onu da takip etmek evet. durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla trafik güvenliği çok geniş kapsamlı bir şey ama burada bizim en çok üzerinde çalışmamız gereken kısım sürücü kısmı. Dolayısıyla sürücülerimizin bu noktada ben kuralları bildiğini düşünüyorum çoğunun. Ama kuralları bildiği halde neden bu kadar kazaya karışıyor diye düşünüyorum. Bununla alakalı analizlere baktığım zaman genelde insanların kaza yaptıkları noktaların çok iyi bildikleri noktalar olduğunu görüyoruz. Bunun da anlamı şu oluyor, o noktada bir işaretleme var. Görenin yabancısı o işareti okuyabiliyor. O işareti okuduğunda ona göre bir tepki içerisine giriyor, yavaşlıyor, dikkatli geçiyor ama o yöreyi bilen, yani artık o levhayı, o işareti artık algılama noktasında körleşen sürücü diyelim, o noktayı sürekli kullanıyor. Ben zaten burayı sürekli kullanıyorum, ben bu hızla gidiyorum. Bu hızla gittim, ben bir şey olmadı diyor mesela. Orada şöyle bir şey oluyor. Orada bir tehlike var. Diyelim ki ana yol tali yol, bir kavşak var. Burada sürücüler o levhayı gördükleri zaman hızlarını düşürmek durumundalar. Ama sürücümüz oradan defalarca geçmiş. Ama bakmış hiçbir şey olmuyor. Yine geçiyor. Artık o ana yol tali yol levhasını görmüyor. Burada levhanın hiçbir faktörü kalmıyor artık sürücü için. Sürücü burada artık kaderiyle baş başa kalıyor. Birinde de tali yoldan kural ihlal eden bir taşıt çıktığı zaman siz ana yolda olsanız da ilk geçiş hakkı sizde de olsa bunu kurtarabilirsiniz. Yani affedici dediğimiz yollar gibi. Yani sürücülerin de karşıdaki sürücülerin de hatalarını bizim affedecek pozisyona da olmamız gerekiyor. Zaten onun için levhalarda ana yol tahlil levhasında bir sürücü ana yoldan giderken tamam orada bir kaza olduğu zaman kusursuz gibi gözükse de netice itibariyle biz orada şu mesajı veriyoruz sürücümüze. Diyoruz ki burada bir tali yol var. Buradan bir kavşaktan bir araç çıkabilir. Sen burada dikkatli geç. T grubu levhayla karşılaştın. Tehlike grubu levhasıdır. Ayağını gazdan çek. Gerekirse frene bas. Oradaki durumu oku. Ona göre bir pozisyon al. Gerekirse orada dur yani. Duracak şekilde geç. Yani olabilir. Tali yolda kural ihlal etti. Tali yolda kural ihlal etti. Ben de ana yolda geliyorum. Kardeşim benim hakkım. Geçerim dediğin zaman ya sizi affetmeyecek oradaki kaza. Çünkü neticesi bir de şu var, zarar verecek. İnsanların aslında yanlış bildiği bir şey var. Hani trafik kazalarında polis gelince hep ikimize de ceza yazacak. İkimize evet. de işte suç yazacak. Niye? İşte dediği hani o noktada aslında insanların orada adettiği kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmama diye bir kusur var. Evet. 52'ye 1. Şimdi bu kural ihlali biraz önceki bahsettiğiniz. Tabii. Karşıdaki suçlu olabilir. Dur levhasında durmamış, yola çıkmış. Evet. Ama sen diyor kanun, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltacaksın. Tabii. İşte tabii canım. Ondan dolayı diyor ki benim suçum yok. Evet. Dur levhasında durmadı, yola geçti. Evet. Sonra biz kaza yaptık. Evet. Polis bana da suç verdi. Evet. İşte sana suç vermiş olmuyor. Sen kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmadığın için kusur almış oluyorsun zaten. Tabii kusur da alıyor ama yani kusur belki bir yerde maddi olarak insanlar karşılayabilir ama çok daha ciddi tabii, tehlikeli durumlarda yani. İnsanlarımız karşılaşıyor maalesef. Kazanın sınırı yok. Allah esirgesin. Mesela ben basit bir örnek vereyim. Erciyes yolumuz var bizim. Zirve noktasına çıktık diyelim buradan. Develi tarafına ineceğiz diyelim. Orada eğim levhalarımız var. Sürücülerimiz bunu mesela gördükleri zaman yani diyorlar ki işte burada %7 eğim var, %5 eğim var. Bir bilgi olarak görüyorum. Halbuki o eğim levhası bir T grubu yani tehlike grubu levhasının içerisindedir. Bakın üçgen levha, kırmızı bordürlü etrafı, üçgen levha. İçi bunun beyaz, anlamı nedir? Dışı kırmızı, evet. Tehlike içeren levhalar bunlar, evet. Tehlikeli işaretler. Yani basit bir levha gibi gözükmesine rağmen
Siz oradan belki 10 kere, 20 kere, 100 kere geçmişsinizdir. 101. de geçerken orada belki bir araç orada arıza yaptı. Üzerinden bir yağ aktı vesaire veya bir serbest malzeme oldu. Bunların etkisi size eğimde çok daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla siz orada ona ben burada işte son sürat giderim, ayağımı gazdan çekmem, zaten daha önce de inmiştim burada dediğiniz zaman işte burada trafik güvenliğini tehlikeye atmış oluyorsunuz. Evet. Yani trafik güvenliği genelde bu şekilde ihlal ediliyor. Aslında yüreği bilen insanlar tarafından, yüreğinin dışındaki insanlar daha dikkatli olabiliyor. Bir levha gördükleri zaman bunu okumaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar, evet, ve uygulamaya çalışıyorlar araçlar üzerinde. Dolayısıyla hani yüreği bilen, hani ben buradan defalarca gidiyorum diye insanların da bu noktalarda hani körleşmemesi lazım, durumu okuması lazım. Ona göre aksiyon alacak şekilde araç kullanması lazım. Biz diyoruz ki her bir bireyin canı çok kıymetli. Bizim için de, ülke için de, devletimiz için de, sevdikleri için de. Ve onunla beraber sevdiklerine karşı da sorumluluklar mevcut. Biz Çağrıbeyli Evrensel Trafik Programı olarak, ekip olarak, biz bir kamu spotu niteliğinde yaptığımız bu programda insanların psikiyatri uzmanlarımızla, psikologlarımızla, doktorlarımızla o biraz önceki bahsettiğiniz trafiğe insanın kendini hazırlayabilmesi, hazır ve zinde tutabilmesi ve sağlıklı sürüşler gerçekleştirmesi için burada devamlı o alandan konuklar alıyoruz biz. Onların hepsi işte beyin cerrahları, işte konsantrasyon uzmanları, hani kendilerini trafik noktasında trafiğe nasıl hazırlayabileceklerini, işte trafik güvenliği noktasında. Ayrıca kural uzmanlarımızda, kolluk kuvvetlerimizde de onların kuralları rivayet etmeleri ve kuralları uygulamaları gerektiğini. Bunu da neden? Gene kendi canları ve sevdikleri için. Bizim karayollarında da güvenlik tedbirlerini almak ve güvenli sürüşler yaparken de biraz önce bahsettiğiniz sadece kendimiz değil, orada birçok, hatta toplu bir kazada da birden fazla insanın da canına da mal olmuş olabiliyoruz sebep olup. Hatta onların işte sürekli sakatlıklar, yaralanmalar veya biz ayrı bir değişik bir kazalara da sebebiyet verebiliyoruz. Bu noktada biraz önce bahsettiğiniz gibi insanların kendilerini bireysel sorumluluğa devamlı davet ediyoruz biz burada. Evet. Yani burada kural ihlallerinin gerçekleşmesinin sebeplerin başında yüreği bilen insanların, o noktayı daha önceden kullanmış insanların, burada daha önce başıma bir iş gelmedi, bu hızla geçtim, yine geçerim, daha da hızlı geçerim demelerinin etkili alışkanlık haline getirmiş, evet, alışkanlık oluyor yani. Haline getirmelerinin en büyük sebep olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da insanların hani ne kadar aynı yolu kullansalar da kurallara riayet etmeleri, kuralların dışına çıkmamaları noktasında davranmaları durumunda. Siz yolları da ona göre hazırlıyorsunuz zaten. Mesela ben şöyle çok değişik bir örnek vereyim. Bu yolun şeridine af çıktığında yolda bir tırtık yapıyorsunuz. Tırrrt diye araba böyle bir anda, evet, bir ses yaparak. Evet. Hani yoldan belki uymuş, dalmış da yoldan taşmaya başlamış dışarıya doğru olanları uyarma noktasında. Veya hızı da zaptmak hazırladığınız şeyler. Şimdi artık şunu geçtik biz. Yani yollarımız standartları yükseldi. İşaretlerimiz çok kaliteli. Gece gündüz görünürlükleri son derece iyi. Bunlarla alakalı büyük yatırımlar yapılıyor vatandaşımızın can mal güvenliği için. Artık bu noktada bir sıkıntımız yok. Ancak sürücülerimizin, yol kullanıcılarının yolu kullanırken kendilerinden kaynaklı, az önce de bahsettiğim gibi %89 oranında, çok yüksek bir oran bu. Evet. İnsan faktörünün olduğu, hatta burada yaya yolcular da kattığımız zaman %98.72 gibi bir oran çıkıyor. Dolayısıyla burada sürücülerimizden, insanlarımızdan, yayalarımızdan, yolcularımızdan kaynaklı bu oranı düşürme adına artık ekstra şeyler yapılmaya başlandı. Yani affedici yol dediğimiz, ondan sonra sürücümüzün, vatandaşımızın her ne kadar kurala da uymasa da biz onu yakaladığımız yerde büyük bir şeye uğramadan, kazaya uğramadan, kaçış yolu mu bu, uyandıralım noktasında yaptığımız bir uygulama. Yoldan böyle şeritten dışarıya şerit ihlali yaptığın zaman böyle tırırt diye. Vatandaşımız uykulu çıktı. Evet. Uykusu var. Otobüste veya yanında bir sürü insanı, dediğiniz gibi az önce konuştuğumuz gibi, trafik güvenliği noktasında tehlikeye düşürdü. Ve bunu yolcularımız bilmeyecektir. Ama burada tabii ki uydu diyelim yolda. Biz bunu da affedelim.
o insanın da başına bir iş gelmesin, sürücünün, vatandaşlarımızın da, diğer insanların da başına bir iş gelmesin noktasında, yolcuların da başına bir iş gelmesin noktasında artık affedici yol noktasına geçtik. Yani yoksa hani işaretleme noktasında yatay, düşey işaret, bunlar çok kaliteli, çok üst düzey, yeterince var. Zaten o noktada baktığımız zaman, bunların yol kusuru olarak verilen noktasına baktığımız zaman bu %0.15'lere kadar düşmüş durumda. Yani neredeyse yok denecek kadar. Yani yolda herhangi bir vatandaşın hani şu da yoktu, ben bunu görmedim, kaza yaptım deme şansı yok. Mutlaka sürücülerimiz varsa herhangi bir tehlike durumu, bu mutlaka uyarılmakta. İşte atıyorum bir kavşak noktası diyelim. Mutlaka bir ana yol, tali yol kavşağı. Gerekirse burada bir sarı flaşörlerle, işte yan yollar kırmızı flaşörlerle, ekstra uygulamalarla böyle veya yatay enine çizgilerle, yavaşlama uyarı çizgisi dediğimiz, sürücülerimiz uyarılmakta. Ama burada artık sürücülerimizin kuralları ihlal edenlerinin nasıl affederiz? Bunları nasıl sistemin oyun alanı dışına çıkmadan, ofsayta düşmeden yani. Evet. Tehlike, kendini de etrafındaki insanları da tehlikeye düşürmesin noktasında artık uygulamalar yapıyoruz. Affedici yollar, evet. İşte akıllı ulaşım sistemleri, AUS dediğimiz. Bu noktalarda artık çalışmalar yapıyoruz. Bu noktalarda da güzel noktalara gelmiş durumdayız. Bunların çok güzel faydaları oluyor az önce bahsettiğiniz şeyler. Ki teknoloji de oraya gidiyor. Evet. Araçlarımız bazıları özellikle son dönemde çıkan son teknolojide şerit dışına çıktığı zaman kendini uyaran, şeridin içine kendiliğinden tabii girmeye çalışan araçlarımız da var yani. Direksiyon titriyor, sana uyarı veriyor vesaire. Evet. Şimdi üstadım, kavşaklarımız var. Biz bunları sürücü kursunda Kazım Hocam da ben de anlatıyoruz ama tabii ki sizin gibi uzman birisinden dinlemek daha güzel olur. Kontrollü kavşak, kontrolsüz kavşak nedir? Evet. Bunu bir adayıma sordum da şöyle demişti. Hocam dedi, bunda ne var dedi ya, kontrol edilebilen kavşak dedi. İnsanların birbirini böyle kontrol edip geçmesi, kontrolsüz kavşakta öyle üstün körü geçmesi gibi demişti ama evet. Kontrollü kavşak, kontrolsüz kavşak nedir? Bir de sizin ağzından dinleyelim. Evet. Genelde insanlarımızın, sürücülerimizin ya da işte yol kullanıcılarının pasif ya da aktif olarak karıştırdığı konulardan bir tanesi. En büyük kavşak konulardan noktasına geliyor. Bu noktada işte geçerken bir kaza vesaire karıştığı zaman işte ben kontrolsüz bir kavşaktı. Burada işte beni durduran bir şey yoktu sinyalizasyon anlamında düşünüyor. Genelde kontrollü kavşak dendiği zaman işte bir sinyalizasyonla kontrol edilen, yani sarı, kırmızı, yeşil ışıkla kontrol edilen bir kavşak gibi sürücülerimiz algılıyor. Aslında kontrolsüz kavşak diye bir kavşağımız bizim karayollarında böyle bir kavşağımız yok. Yani bütün kavşaklarımız kontrollü kavşak. Aynen. Şöyle ki bizim bir trafik levhasıyla, bir trafik polisiyle veya bir sinyalizasyonla belirlenmiş, geçiş önceliği belirlenmiş kavşaklarımıza kontrollü kavşak diyoruz. Kontrolsüz kavşaklar genelde daha böyle mahalle aralarında, herhangi bir ana yolun, tali yolun belirlenmediği, sağdan herhangi bir levhanın veya ışıklandırmanın bulunmadığı. Aynen, bulunmadığı. Evet. İşte trafik zabıtası olduğu zaman bile orası kontrollü kavşak olur. Trafik tabii zabıtası, trafik polisimiz, trafik jandarmamızın olduğu noktada bile orası kontrollü kavşak hükmüne geçiyor. Bunların dışındaki dediğimiz gibi herhangi bir levhayla, sinyalizasyonla veya trafik polisinin olmadığı noktada bir sürücü bir kavşakta karşılaşırsa bu nokta kontrolsüz kavşak. Genellikle bu da şöyle var Kazım Hocam. Kayserimiz büyüdü mesela, düğününün arka taraflarında var. Arka mahallelerde i̇şte, vesaire. Biraz daha böyle iç mahallelerde. Veya ne bileyim Alparslan Mahallesi'nde çok. Veya örnek vermek gerekirse Esenyurt Mahallesi'nin içerisinde çok fazla. Talas'ın içerisinde çok fazla. Artık böyle daha önceden ana caddelerin çok böyle ön planda olup zamanla ara caddelerin yoğunluğunun artmasıyla hiçbir ışıklandırma veya bir şey olmadan eski sisteme devam eden yerleşim yerlerinde çok fazla bu kontrolsüz kavşaklar. Ama orada en tehlikelisi de bu. Dur levhası var. Ağırlıklı olarak. Dur levhasının olduğu yer kontrollü kavşak. Kontrollüdür. Kontrolsüz kavşakta hiçbir şey olmaz Kazım Hocam. Evet. Yani hiçbir levhanın olmadı. Ben şunu diyorum adaylarımıza. Üstadım da katılır büyük ihtimal. İster kontrollü olsun, ister kontrolsüz olsun, herhangi bir kavşaktan geçerken mutlaka yavaşlayınız. Sol, sağ, sol örneğine bir tane bakınız. Çünkü evet, ne geleceğini illa insan diye düşünmeyin. Belki oradan biri işte topu, çocuklar mahallede top oynar. Top yola sıçrar, siz bir anda çıkarsınız, çocuk da oradan çıkar. Halbuki çok yavaş da geçiyor olabilirsiniz. O yüzden diyorum ki ben her kavşaklarda ışığa bile yaklaşırken, bugün kontrollü kavşaklarımda ne var? Levhalar ve ışıklar var. Veya polis oluyor genellikle. Ama
buralarda bile diyorum ne olursa olsun mutlaka bir hızınızı azaltın. Zaten onu kanun koyucu 52'ye 1 madde ne diyor? Kusur maddesinde kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmama kusuru. Evet. Onu kanun koyucu zaten zorunlu olarak koymuş. Bu hayati bir durum. Yani evet. Ben hasar uzmanıyım aynı zamanda. Şimdi evet. Hasar onarımı yapıyoruz servisimizde. Gelen kazalarımızın inanın %65-70'i kavşak kazaları. Evet. Burada da o işte dur da durmadı, ben de gelmedim vesaire. Bu tarz bahsettiğiniz gibi Çağrı Bey aynı kazalar ekseriyetle. Ve geçiş üstünlükleri. Bir günde ona özel bir program yapacağız. Ve en çok şu şimdi bugün onu dahil etmek istemedim. Çok geniş bir kavram. Evet. Dönel kavşaklar. Evet. Onun için özel bir program yapacağız. Onu babam istiyor özellikle. Evet. Buradan da ellerinden öperim. Yani şu anda şehrimizde bu oturmaya başlıyor. Ben onun çok ciddi bir araştırmasını yaptım. 1950 yıllarında İngiltere'de başlayan bir proje ve Avrupa bunu çok ciddi kullanıyor. Evet, Avrupa'da. Bu dönel kavşakları ve Türkiye bizim şehrimizde de çoğalmaya başladı sayısı. Dönel kavşak dediğin yaprak yonca kavşakları mı yoksa bildiğimiz klasik? Hani giriyorsun, dönüyorsun, çıkıyorsun. Hani yonca. Yeni yapan. Yok, yonca değil. Hani büyük bir göbeğin etrafında yol ve levhalar inen birçok şeridin kavşağın bağlandığı dönel kavşaklar var ya, hı hı. Kontrolsüz olanlar. Şöyle bahsedeyim. Ortadaki döner adanın ana yol olduğu kavşak tiplerine diyelim. Anladım, diğer tamam. Bağlantı yollarının kavşağa bağlantı kollarının tali yol olduğu kavşak durumları. Tamam, kavşağın, buradan ama bir tane güzel bir çıt atalım. Kavşağın içindekine yol verecek de herkes. Tabii kavşağın içi ana yol. Kavşağın içine yol verecek. Bütün bağlantı kollarından gelenler kavşak içerisine öncelik verecek. Ama bir yer onda ışık yoktu. Sonradan ışık koydular. Alıştırmaya çalışıyor adamlar. Ya şöyle, şimdi bir yer ışık yoktu, güzeldi. Yol veriler vardı falan. Daha sonra ışık, çünkü şöyle bir kargaş oluyor Kazım Hocam. Şimdi bizim Türk toplumumuzda hala şu var. Buradan da üstadım onu da sormak isterim. Şimdi bir yol genişse illa ana yol olmuyor. Ben bunu da anlatıyorum derslerde. Evet. Yani bazen öyle tali yollar var ki ana yoldan daha geniş olabiliyor. Ama şu var. Ben geniş yoldan geldim kardeşim diyor. Bu diyor ana yol. Halbuki orada çok güzel bir böyle bir değindiniz. Bildiren bir şey yok. Ana yol demek illaki yolun işte genişliğinin... Geçiş üstünlüğünü yolun genişliğine göre. Geçiş üstünlüğü yolun genişliğine göre belirlenemez. Evet. Burada onu belirtecek bir levha vardır. İşte ana yol, ana yolun levhası nasıldı? Beyaz bir dikdörtgen baklava dilimindeki bir levhanın evet. Üzerinde sarı veya beyaz, sarı beyaz renklerin bulunması ana yolun başlangıcıydı mesela benim evet. Bildiğim. Tabii doğru. Veya ana yol solunu gibi. Evet. Burada ben dur levhasıyla alakalı bir farkındalık oluşsun diye söyleyeyim. Dur levhası diğer levhalara oranla çok güçlü bir levhadır. Sürücüyü uyaran talimattır. Yani dur levhasını gören bir sürücü mutlaka duracak. Asli kusur. Evet. Yani ben buradan işte yavaşlayayım geçeyim noktasını düşünmeyecek. Mutlaka duracak, kontrol edecek, geçecek. Dur levhası tali yola konur. Demek ki diğer yol ana yol demektir. Orada mutlaka duracak. Yani dur levhası noktasında vatandaşlarımız, yol kullanıcıları mutlaka dur levhasını gördükleri yerde dursunlar. Yolu kontrol etsinler. Yol kendilerine açıksa, ana yoldan başka bir araç gelmiyorsa yolu devam edip kullansınlar. Bir de zaten bizim şöyle bir şanssızlığımız var. Çağrı Bey'in biraz önce bahsettiği mahalle aralarında bahçe duvarlarından dolayı hani görme sorunumuz var. Hani orada da yola epey bir çıkması gerekiyor yolu görmesi için. Lütfen bu noktada dikkatli olsunlar. Hem dediğim gibi hem araç hem çocuklar noktasında onlar hepimiz bizim için çok kıymetli ve çok özellikle dikkat etmeleri gereken bir nokta. Dediğim gibi o dönel kavşaklar için özel bir program evet. Yapacağız. Benim elimde çok güzel bir video var. Evet. O tabi 1945-50 yıllarından evet. Getiren o siyah beyaz videolarla çekmiş adamlar. O İngiltere'deki meydanlardaki büyük, çok çok büyük dönel kavşaklar. Biz de yeni yeni oturmaya başladı. Eğer onu tam bir o kullanmaya başlasak muhteşem bir bize sağladığı bir kolaylık var. Zaman olarak, durma ekonomisi olarak, yakıt evet. Ekonomisi olarak hiç durmadan ve kaza riskini muhteşem oranda düşüren kavşaklar. Yapılan kazaların da şiddetini düşüren kavşaklar. Kesinlikle öyle. Yani orada o kavşağın çok özellikleri kaza riskini düşürüyor Çağrı Bey. O kavşaklardaki kazaların da şiddetini düşürüyor. Onun için biz onu kullanmayı eğer tam olarak halk olarak öğrenirsek sayısı artar ve bizim için çok güzel bir konfor sağlar. Evet, yani inşallah onlar da artık vatandaşımızın benimsediği, artık fark ettiği, kendisi için kolaylık olduğunu fark ettiği. Çünkü bu tarz kavşaklarda sizin de belirttiğiniz gibi sinyalizasyon ortadan kaldırılıyor. Evet. Dolayısıyla burada sürücüler hızlarını
o dönen adaya yaklaşırken tamamen düşürmek zorundalar. Çünkü geometri ona uygun değil. Evet. Sizin hızlı geçmenize uygun değil. Orada düşürüyorlar. Orada ana yol içerisinde, daire içerisinde kim varsa ona yol verdikten sonra kendisi de katılıyor. Kendi ana yol içerisine giriyor. Sonra da çıkmak istediği kavşak yolundan çıkıyor. Ve çok rahatlık sağlıyor. Bu Kayseri'mizde bayağı uygulanıyor. İyi bir noktaya da geldik bu noktada. Sürücülerimiz de bunu daha iyi okumaya başladı. Artık fark etmeye başladı. Aslında bu kültürü tam olarak edindiğimizde yani çok daha güzel bir sürüş olacak. Bu trafik kültürünün aslında üst seviyelerinden birisi. Evet. Modern döner kavşak uygulamaları. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Bu noktada iyi noktaya geldik ama kat edeceğimiz henüz yol var bu noktada. Evet. Birçok sinyalize kavşağı bu şekilde Kayseri'de de çözebiliriz. Çözüyor da belediyemiz. Bu noktada güzel çalışmalar yapıyoruz. Metin Bey, ben size yayından önce ne dedim? Biz çok güzel çalıştık. Evet. Birçok 30'a yakın maddemiz var. Ama dedim biz sizi bir kere daha ağırlarız. Bundan büyük mutluluk duyarız. Bizim için o hem ben çünkü amacın gayemiz noktasında bizim hizmetimiz milletimize. Onun için bu çok önemli bir konu. Sizin gayretiniz, varlığınız, mesleki olarak, karayollarımız olarak yaptığınız hizmetler çok kutsal. Onun için biz bir saati tamamladık. Bak bir kağıtlara bakıyoruz, bir sürü daha eksiğimiz daha var. Daha çok konuşacak mevzular var ama. Bunları biz bir sonraki bölümümüzde yakın bir tarihte sizi tekrar inşallah konuk alalım. İnşallah. Bana bu fırsatı tanıdığınız için, yani bu bilgileri aktarmama fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Buyurun, artık söz sizden. Vatandaş olarak, sürücüler olacak, hani araç kullanalım, kullanmayalım, artık trafik hayatımızda var. Bütün vatandaşlarımızın işte küçükten büyüğe, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, herkesin hayatında trafik var. Artık trafik bizim kaderimiz vatandaş olarak. Bu kaderimizi kedere dönüştürmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. İnşallah biz de burada bilgi birikimlerimizi vatandaşımızla inşallah paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Faydalı olmuştur inşallah. Sizin de isteğiniz doğrultusunda inşallah yine program yaparız. Çok teşekkür ederiz Çağrı Bey. Öncelikle üstadım, yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok güzel, birbirinden güzel bilgiler aktardınız. Tabii ki konuşacak konu çok. Maddeler de çok. Bu maddeler eklenebilecek daha maddeler de var. İnşallah bu ilk programımız sizinle benim. Ama son olmasın. İnşallah. Devamı gelsin. Memnuniyet tabii ki size tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Hafta sonu Kayseri ilinde yapılacak SRC sınavına girecek bütün kursiyerlere başarılar diliyoruz. Sınavlarında sakin olsunlar. İnanıyorum ki birçoğu başarılı olacaktır. Başarısız olmak da dünyanın sonu değildir diyorum. Ve trafikte olan bütün vatandaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize direksiyonlarının yaşam için dönmesini temenni ediyorum. Sözü Kazım Hocama veriyorum. Teşekkür ediyorum. Yine bizler biraz önce Metin Bey'in bahsettiği gibi çok kıymetli alanında uzman konuklarımızdan biri daha ağırlamış olduk. Biz size tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür bize ederim. Bu şansı tanıyan Mevlüt Karalp, Karayollar Bölge Müdür Yardımcımıza da, çok kıymetli ağabeyimize de çok teşekkür ederiz. Onun da şehrimizde varlığı çok kıymetli. Gayretleri çok takdire şayan, sağ olsun, var olsun. Biz istiyoruz ki seyircilerimizin hem can güvenliği hem mal güvenliği noktasında sağlıklı, güvenli sürüşler ve sevdiklerine her gittiklerinde kavuşsunlar. Biraz önceki söylediğiniz söz çok hoşuma gitti. Onun müsaadenizle ben çok da kullanacağım. Biz ne dedi? Kaderle keder arasında. Evet. Bu sizin elinizde. Tamam, biz külli iradeyle cüzi irade arasındaki kavramı bilecek imana sahibiz. Lakin sizlerin göstereceğiniz eğitim ve kültür ve sabır ve mesuliyetle trafikteki trafik mesuliyetiyle trafik kültürüne gösterdiğiniz ehemmiyet hayatınızda hem kendi canınızı hem sevdiklerinizi hem de tanımadığınız insanların canlarını güvence altına almış olacak. Yine bir evrensel trafik programında buluşmak üzere. Saygılar sunarım. Hayırlı akşamlar.